4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları 2. Ünite Cevapları. SF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 165 SF 1. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşılmıştır? A. Yunanlılar. B. Fransızlar. C. İngilizler. D. Ermeniler. Cevap D. 2. 1. Atatürk'ün Samsun'a çıkması. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 4. Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi unvanının verilmesi. Verilen olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 4-1-3-2 B. 2-1-3-4 C. 1-2-3-4 D. 4-3-2-1 Cevap B. 3. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olan 1. Dünya Savaşı hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir? A. 1939-1945 B. 1919-1924 C. 1914-1918 D. 1881-1900 Cevap C. 4. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla savaş yapılmadan düşman işgalinden kurtarılan şehir, aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul B. Gaziantep C. İzmir D. Kars Cevap A. 5. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İzmit, Eskişehir, Afyon, Samsun, Merzifon ve Batum gibi şehirler, aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal edilmiştir? A. Rusya B. İngiltere C. Fransa D. İtalya Cevap B. 6-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına neden olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. İnönü Savaşı'nın kazanılması B. Cumhuriyet'in ilan edilmesi C. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması D. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması Cevap D. 7. Atatürk, olayları iyi değerlendirerek, sonuçları önceden tahmin ederdi. Bu durum, Atatürk'ün kişilik özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir? A. İleri görüşlülüğü B. Vatanseverliği C. Kararlılığı D. Çalışkanlığı Cevap A. 8. Atatürk'ün annesinin adı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayşe Hanım B. Makbule Hanım C. Zübeyde Hanım D. Ülkü Hanım Cevap C. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 166 SYF 9 Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre İtalyanlar aşağıdakilerden hangisini işgal etmişlerdir? A. İzmir B. Antalya C. Antep D. Samsun Cevap B. 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir? A. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı B. Amasya Genelgesi C. Sivas Kongresi D. Erzurum Kongresi Cevap C. 11. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik unvanı hangi savaştaki başarısından dolayı verilmiştir? A. Büyük Taarruz B. 1. İnönü Savaşı C. Başkumandan Meydan Muharebesi D. Sakarya Meydan Muharebesi Cevap D. 12. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Anadolu'yu Ermenilerden kurtaran komutan, aşağıdakilerden hangisidir? A. Mustafa Kemal Paşa B. Kazım Karabekir Paşa C. Fevzi Paşa D. İsmet Paşa Cevap B. 13. Türk milletinin yapısına en uygun olan yönetim, yönetimidir. Atatürk'ün bu sözünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Mutlakiyet B. Meşrutiyet C. Oligarşi D. Cumhuriyet Cevap D.
14. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. İstanbul'un işgal edilmesi. C. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadının verilmesi. D. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması. Cevap C. 15. Mustafa Kemal, bağımsızlık savaşını başlatırken, öncelikle halkın bu konuda bilinçlendirilmesi için çalıştı. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Mustafa Kemal'in bu amaçla yaptığı çalışmalardan biri değildir? A. Sivas Kongresi'ni düzenlemesi. B. Amasya Genelgesi'ni yayımlaması. C. Ankara'yı başkent yapması. D. Erzurum Kongresi'ni toplaması. Cevap C. 16. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktığı günün anısına kutladığımız milli bayramımız aşağıdakilerden hangisidir? A. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. B. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. C. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. D. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Cevap B. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 166, SYF 17. Yukarıda verilen görsele bakarak Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bölgesel kararların alındığı. B. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına seçildiği. C. Cumhuriyetin ilan edileceğinin duyurulduğu. D. Yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımı ile yapıldığı. Cevap B. 18. yukarıdaki tabloda 1. İnönü Savaşı ile ilgili sayısal bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplandıranlayız? A. Hangi devletin ordusundaki subay sayısı daha fazladır? B. 1. İnönü Savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır? C. 1. İnönü Savaşı'nda Türkler ne kadar şehit vermiştir? D. Yunan ordusundaki hafif makineli tüfek sayısı, Türk ordusundaki hafif makineli tüfek sayısının kaç katıdır? Cevap D. 19. Mustafa Kemal'e başkomutanlık görevini aşağıdakilerden hangisi vermiştir? A. Ankara Valiliği. B. Osmanlı Padişahı. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi. D. Erzurum Kongresi'ne katılan üyeler. Cevap C. 20. verilen haritada, Montrose Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı topraklarını işgal eden devletlerin işgal ettiği bölgeler, numaralarla gösterilmiştir. Buna göre, işgalci devletlerin işgal ettiği bölgeler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap A. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. ünite sayfa 167, SYF 21 ve 22. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Fransız garnizonu komutanlığına kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresine bir damla Türk kanı karışmıştır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Adı belli olmayan zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk bu topraklara, bu topraklarda Türkiye ısındı, kaynadı. Sade siz değil, bütün dünya bir araya gelse, bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen hiç ömründe Türk esir yaşamaz, dive duymadın mı? Namus ve hürriyet için ölüme atılmak ise bize. Ağustos avı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız. Çatmayınız bize. Bir an evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza. 21. Aşağıdakilerden hangileri, Antepli Şahin Bey'in Fransız garnizonu komutanlığına yazdığı mektuptan çıkarılamaz? 1. Türklerin esaret altında yaşayamayacağı. 2. Şahin Bey'in düşmanlarla bir an evvel savaşmak istediği. 3. Düşmanın, Türkleri alaylı bir şekilde tehdit ettiği. 4. Türklerin uzun zamandır bu topraklarda yaşadığı A. Yalnız 1. B. 2-3 C. 3-4 D. 1-2-4 Cevap B. 22. mektuptaki altı çizili cümlelerde, Türklerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştır? A. Adalet. B. Egemenlik. C. Bağımsızlık. D. Eşitlik. Cevap C.
23. yukarıda verilen görsellerden hangisi Türk kültürünün manevi öğelerine örnek gösterilebilir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap D. 24. 1. İstanbul. 2. İzmir. 3. Doğu Trakya. 4. Antep. Yukarıda verilenlerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan kurtarılmıştır? A. 1-3 B. 2-3 C. 1-2 D. 2-4 Cevap A. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 169 SYF 25 Milli Mücadelenin devam ettiği yıllarda Türk ordusu Doğu illerimizi işgalden kurtarmak için aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? A. Rumlar B. Ermeniler C. Ruslar D. Fransızlar Cevap B. 26. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi, NİN oluşturulmasıdır. Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A. Kuvayi Milliye B. Kuvaki İnzibatiye C. Misak-ı Milli D. Osmanlı Mebusan Meclisi Cevap A. 27. Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin yaptığı savaşların, yapıldığı tarihe göre doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı savaşların yerleri değiştirilmelidir? A. 1-2 B. 2-3 C. 1-4 D. 3-4 Cevap D. 28. şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması en uygun olur? A. Gelenek B. Görenek C. Milli kültür D. Örf kuralları Cevap C. 29. Mustafa Kemal, illerdeki sivil ve askeri yöneticilere gizlice gönderdiği Havza genelgesinde, işgalleri protesto eden mitingler düzenlenmesini istemiştir. Mustafa Kemal bu genelge ile 1. İşgallere karşı milli bilinç oluşturma 2. Halkın işgallere karşı tepki göstermesi 3. Saltanata olan bağlılığın artırılması Durumlarından hangilerini hedeflemiş olabilir? A. Yalnız 2 B. Yalnız 3 C. 1 ve 3 D. 1 ve 2 Cevap D. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 170 SYF 30 İstanbul Boğazı'nda düşman donanmasını gören Mustafa Kemal yaverine dönerek geldikleri gibi giderler, dedi. Bu söz, Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? A. Kararlılık B. Çalışkanlık C. Vatanseverlik D. İleri görüşlülük Cevap B. 31. Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre, aşağıdaki illerden hangisi Fransızlar tarafından işgal edilmiştir? A. Maraş B. İzmir C. Antalya D. Samsun Cevap A. 32. 1. Afyon 2. İstanbul 3. Kütahya 4. Doğu Trakya Yukarıda verilenlerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapmadan geri aldığımız yerlerdendir? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 3 ve 4 D. 2 ve 4 Cevap D. 33. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği dönemde bile Ankara'daki meclise katılacak milletvekillerinin seçimle belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir? A. Barışçılığa B. Milliyetçiliğe C. Milli egemenliğe D. Bağımsızlığa Cevap C. 34. Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, emrini, aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrasında vermiştir? A. 1. İnönü Savaşı B. Sakarya Savaşı C. Eskişehir-Kütahya Savaşları D. Başkumandan Meydan Savaşı Cevap D. 35. Bir toplumda görülen kültürel öğeler aynı şekilde başka bir toplumda görülmeyebilir.
Mesela halk oyunları her bölgede farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bu bilgide kültürün hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Dinamik yapısı. B. Toplumlara özgü oluşu. C. Nesilden nesile aktarılması. D. Zaman içinde değişebilirliği. Cevap B. 36. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre, Türk ordusunun dağıtılmasına ve silahlarına el konulmasına karar verildi. İtilaf Devletleri, aldıkları bu kararla aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? A. 1. Dünya Savaşı'nı sona erdirmeyi. B. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına engel olmayı. C. Yurdumuzun işgalini kolaylaştırmayı. D. Anadolu'da düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamayı. Cevap C. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 171 SYF 37 Mustafa Kemal, illerdeki askeri ve sivil idarecilere gizlice gönderdiği Havza genelgesiyle onlardan, halkı işgaller konusunda bilgilendirmelerini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istedi. Mustafa Kemal, bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A. Milli bilinci uyandırmayı. B. Ekonomik bağımsızlığı sağlamayı. C. Yeni inkılaplara ortam hazırlamayı. D. Ulusal egemenliği gerçekleştirmeyi. Cevap A. 38. 1. Doğu Cephesindeki savaşın kazanılması. 2. 1. İnönü Zaferi'nin kazanılması. 3. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri TBMM'nin açılmasından önce gerçekleşmiştir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. Cevap B. 39. Yunan güçlerinin İzmir ve çevresini işgal etmesi üzerine Türk milletinin ilk tepkisi, aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A. Ankara'da TBMM'yi açmak. B. Erzurum ve Sivas kongrelerini toplamak. C. Düzenli ordu birliklerini oluşturmak. D. Kuvayi Milliye birliklerini kurmak. Cevap D. 40. 1. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 2. Yurdumuzun işgal edilmesi. 3. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. 4. Cumhuriyet'in ilanı. 5. TBMM'nin açılışı. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 1-3-2-4-5. B. 2-1-3-5-4. C. 2-3-1-4-5. D. 3-2-1-5-4. Cevap B. 41. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze örnek gösterilemez? A. Adana'nın bir köyünde yapılan kına gecesi. B. Antalya'nın Belek beldesinde yapılan golf turnuvası. C. Konya'da yapılan Mevlana'yı anma törenleri. D. Ankara'nın başkent oluşu sebebiyle yapılan halk oyunları gösterisi. Cevap B. 42. İkiz kardeşlerin nüfus cüzdanlarındaki bilgilerden hangisi kesinlikle farklı olur? A. Kan grubu. B. Aile sıra no. C. TC kimlik no. D. Nüfusa kayıtlı olduğu yer. Cevap C. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 172 SYF 43. Çok heyecanlıyım. Bir hafta sonra anneannem gelecek. Anneannem bizde olacağı için önce bütün akrabalarımız bizi ziyaret edecekler. Büyüklerin ellerini öpüp onlardan bayram harçlığı alacağım. Yukarıda sözü edilen bayram aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Ramazan Bayramı. B. Zafer Bayramı. C. Cumhuriyet Bayramı. D. Bahar Bayramı. Cevap A. 44. Serin Bahar Meltemi. Gibi beyaz bir gemi. Samsun'a demir attı. Göklerimiz ağardı. Bu gemide inanan. Yurda şan, millete şan. Büyük, eşsiz kahraman. Mustafa Kemal vardı. Yukarıdaki şiir aşağıdaki tarihlerden hangisiyle ilişkilidir? A. 29 Ekim 1923. B. 30 Ağustos 1922.
C. 23 Nisan 1920. D. 19 Mayıs 1919. Cevap D. 45. futbol oyununa benzeyen tepük, saklambaç oyununun benzeri olan karabünü, bir zeka ve strateji oyunu olan mangala, daha çok kız çocuklarının bez bebeklerle oynadığı kuzurcuk günümüze kadar oynana gelmiş oyunlardır. Oyunların adları farklı olsa bile sistematiği aynıdır. Bu durum bize neyi gösterir? A. Kültürel öğelerin devam ettiğini. B. Oyunların adlarının değişmediğini. C. Bu oyunların başka ülkelerde de oynandığını. D. Bu oyunların günümüzde çok oynandığını. Cevap A. 46. İtilaf Devletleri, Montrose Ateşkes Antlaşması'na dayanarak yurdumuzun dört bir yanını işgal etmeye başladılar. İtilaf devletleri, numaralandırılmış alanlardan hangisini Ermenilere vermeyi planlamışlardır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cevap D. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 173 SYF 47 1. Erzurum Kongresi 2. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savunması 3. Yunanlıların İzmir'i işgali. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1-2-3 B. 3-2-1 C. 2-3-1 D. 1-3-2 Cevap C. 48. Geleneksel çocuk oyunlarımızdandır. Koyun, keçi veya danaların ön dizlerinde bulunan eklem kemikleri bazı işlemlerden geçirilerek bu oyunda materyal olarak kullanılır. Günümüzde yerine cam misketler almıştır. Özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A. Aşık oyunu B. Saklambaç C. Topaç çevirme D. Dalye Cevap A. 49. Milli Mücadele döneminde birçok önemli savaş olmuştur. Bunlardan en önemlileri, 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz'dur. Yukarıda bahsedilen savaşlar hangi cephede yapılmıştır? A. Doğu B. Batı C. Güney D. Kuzey Cevap B. 50. 1. Erzurum Kongresi 2. Montrose Ateşkes Antlaşması 3. Amasya Genelgesi 4. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 1-2-3-4 B. 2-3-4-1 C. 2-3-1-4 D. 1-3-4-2 Cevap C. 51. Aşağıdakilerden hangisi Türk ulusunun dayanışmasına en güzel örnektir? A. Yeni yollar yapılması B. Milli mücadelenin kazanılması C. Kızılay'ın kurulması D. Fakirlere sadaka verilmesi Cevap B. 52. Aşağıdakilerden hangileri Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde kongreler yaptığı şehirler arasında yer alır? A. Erzurum Sivas B. Samsun Amasya C. Trabzon, Kars D. İstanbul, Konya Cevap A. 53. Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yunanlılarla mücadele edilmiştir. B. Komutanı Alba İsmet Bey'dir. C. İnönü Savaşları yapılmıştır. D. En ünlü kahramanı Sütçü İmam'dır. Cevap D. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 174 SYF 1 Milli Mücadele için hazırlık yaparken Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki şehirlerden hangisinde toplantı yapmamıştır? A. Amasya B. Konya C. Erzurum D. Sivas Cevap B. 2. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi, yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Mustafa Kemal'in bu sözü hangi özelliğini göstermektedir? A. İleri görüşlülük B. Vatanseverlik C. Açık sözlülük D. Barışseverlik Cevap A.
3. Mustafa Kemal Paşa, illerdeki asker ve sivil idarecilere gizlice gönderdiği Havza genelgesiyle onlardan halkı işgaller konusunda bilgilendirmelerini, işgalleri protesto için mitingler düzenlemelerini istedi. Mustafa Kemal bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A. Toplumu çağdaşlaştırmayı. B. Milli egemenliği sağlamayı. C. Milli bilinci uyandırmayı. D. Milli eğitimi gerçekleştirmeyi. Cevap, C. 4. Kars ve çevresini alarak Doğu illerimizi Ermeni işgalinden kurtaran komutan, aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet İnönü. B. Kazım Karabekir. C. Refet Bele. D. Ali Fuat Cebesoy. Cevap, B. 5. Her toplumun kendi kültürünün yansıması olan, uzun zamandır oynanan geleneksel oyunları vardır. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun geleneksel oyunlarından değildir? A. Horon. B. Cirit. C. Halay. D. Futbol. Cevap, D. 6. Dini ve milli bayramlarımız özel günlerimizdir. Dini bayramlarda dargınlar barıştırılır, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Milli bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes gösterilere katılır. Parçaya göre, dini ve milli bayramlarımızın ortak işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeteneklerimizi geliştirmeleri. B. Dini duyguları güçlendirmeleri. C. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaları. D. Birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmeleri. Cevap, D. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 175 SYF 7, Osmanlı Devleti Montrose Ateşkes Antlaşması'nı, aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda imzalamıştır? A. 1. Dünya Savaşı. B. Büyük Taarruz. C. Trablusgarp Savaşı. D. Başkumandan Meydan Savaşı. Cevap, A. 8. Mustafa Kemal Paşa, milli mücadeleyi aşağıdaki şehirlerin hangisinde başlatmıştır? A. Sivas. B. Samsun. C. Amasya. D. Erzurum. Cevap, B. 9. 1. İnönü Savaşı. 2. İnönü Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı. Kurtuluş Savaşı döneminde meydana gelen bu savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. 22 gün 22 gece devam etmeleri. B. Kuvayi Milliye birliklerince yapılmaları. C. Albay İsmet Bey tarafından yönetilmeleri. D. Yunanlılarla Türkler arasında gerçekleşmeleri. Cevap, D. 10. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde öncelikle milli birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Verilen bu bilgiden Atatürk'ün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? A. Açık sözlülüğü. B. İleri görüşlülüğü. C. Vatan ve millet sevgisi. D. Birleştirici ve bütünleştiriciliği. Cevap, D. 11. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler, hepiniz, geleceğin yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Atatürk yukarıdaki konuşmasını, milli bayramlarımızdan hangisinde yapmış olabilir? A. 30 Ağustos Zafer Bayramı. B. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. C. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. D. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Cevap, B. 12. resimdeki çocuklardan hangisi kültür ile ilgili yanlış bilgi vermiştir? A. Elif. B. Ahmet. C. Kerem. D. Ayşe. Cevap, C. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 176 SYF 13 Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesinde, Güney Cephesinde, Batı Cephesinde de mücadele edilmiştir. Cümledeki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır? A. Ermenilerle, Fransızlarla, Yunanlılarla. B. Fransızlarla, Yunanlılarla, Ermenilerle. C. Ruslarla, İtalyanlarla, Fransızlarla. D. Yunanlılarla, Ermenilerle, İtalyanlarla. Cevap, A.
14. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sürecinde meydana gelen savaşlardan biri değildir? A. 1. İnönü Savaşı. B. Sakarya Savaşı. C. Başkumandan Meydan Savaşı. D. Çanakkale Savaşı. Cevap D. 15. 1. Kültür zamanla değişir. 2. Her toplumun kültürü birbirinin aynıdır. 3. Kültür yalnızca manevi değerlerden oluşur. Numaralanmış cümlelerde kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. Cevap A. 16. Milli mücadele sürecinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır. 1. Sivas Kongresi. 2. Amasya Genelgesi. 3. Erzurum Kongresi. 4. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? A. 1-3-2-4. B. 2-3-1-4. C. 2-3-4-1. D. 4-1-3-2. Cevap B. 17. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, vatanın kurtarılması için her fedakarlığın yapılması gerektiğini belirtir? A. Türk. Öğün, çalış, güven. B. Ne mutlu Türk'üm diyene. C. Ya istiklal ya ölüm. D. Bir Türk dünyaya bedeldir. Cevap C. 18. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, buradan Havza ve Amasya'ya geçti. Genelgeler yayımlayarak yurdun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu halka anlattı. Bu parçaya göre Mustafa Kemal'in vatanın kurtuluşu için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir? A. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya. B. Avrupalı devletlerin desteğini almaya. C. Ekonomiyi geliştirmeye. D. Milli birlik ve beraberliği sağlamaya. Cevap D. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. ünite sayfa 177, SYF 19. Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? A. Başkomutan Meydan Muharebesi. B. Sakarya Meydan Savaşı. C. 1. İnönü Savaşı. D. Çanakkale Savaşı. Cevap B. 20. aşağıdakilerden hangisiyle milletin egemenliğine dayalı bir yönetimin temelleri atılmıştır? A. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. C. Sevr Antlaşması'nın imzalanması. D. Mebusan Meclisi'nin dağıtılması. Cevap A. 21. Türk Ordusu Milli Mücadele'de, Doğu Cephesi'nde aşağıdakilerin hangisiyle savaşmıştır? A. Yunanlılar. B. Fransızlar. C. Ermeniler. D. Ruslar. Cevap C. 22. Atatürk, 2. Dünya Savaşı'nın belirtilerini ölmeden önce fark etmiş ve Türkiye'nin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini söylemiştir. Bu açıklamada Atatürk'ün hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? A. Çok yönlülüğü. B. Açık sözlülüğü. C. Bütünleştiriciliği. D. İleri görüşlülüğü. Cevap D. 23. Bu soy ağacına göre, aşağıda verilen isimlerin hangileri arasında diğerlerinden farklı bir ilişki vardır? A. Nur ile Selim. B. Can ile Ozan. C. Aslı ile Kerem. D. Mehmet ile Fatma. Cevap D. 24. Milli Mücadele'de Batı Cephesi Komutanlığı, Cumhuriyet'in ilanından sonra başbakanlık yaptı. Atatürk'ün vefatından sonra da Cumhurbaşkanı seçildi. Hakkında bilgi verilen komutan ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Fevzi Çakmak. B. Ali Fuat Paşa. C. İsmet İnönü. D. Kazım Karabekir Paşa. Cevap C. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. ünite sayfa 178, SYF 25. Geçmişte koyunların aşık kemikleri kullanılarak oynanan aşık oyununda oyuncular sırayla daire içerisindeki aşıkları vurarak dışarı çıkarmaya çalışırlardı. Atışlar daireye belirli bir uzaklıktan çizilmiş bir çizgi arkasından yapılırdı.
Sizce de aşık oyunu, bugün oynadığımız oyunlardan birine benzemiyor mu? Görkem'in sözünü ettiği aşık oyunu aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? A. Voleybol. B. Misket. C. Saklambaç. D. Beştaş. Cevap, B. 26. Türk Ordusu, milli mücadelenin batı cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? A. Yunanlılar. B. Fransızlar. C. Ermeniler. D. Ruslar. Cevap, A. 27. Milli Mücadele'de Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı. Büyük Taarruz'un planlarını hazırladı. Meclis tarafından kendisine Mareşal rütbesi verildi. Hakkında bilgi verilen Türk komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet İnönü. B. Fevzi Çakmak. C. Refet Paşa. D. Kazım Karabekir Paşa. Cevap, B. 28. Türk Milleti, Milli Mücadele'nin Güney Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır? A. Yunanlılar. B. Fransızlar. C. Ruslar. D. Gürcüler. Cevap, B. 29. Antep Savunması'nda Kuvayi Milliye Birliklerine önderlik etmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Şahin Bey. B. Ali Sahip Bey. C. Demirci Efe. D. Sütçü İmam. Cevap, A. 30. 1. Erzurum Kongresi. 2. İzmir'in işgali. 3. Cumhuriyet'in ilanı. 4. Sakarya Savaşı. Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 3-4-2-1. B. 2-4-1-3. C. 4-2-3-1. D. 2-1-4-3. Cevap, D. 31. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ortak kutlanan özel günlerden değildir? A. Cumhuriyet Bayramı. B. Ramazan Bayramı. C. Paskalya Bayramı. D. Nevruz Bayramı. Cevap, C. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 179 SYF 32. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Kültür Öğeleri arasında yer almaz? Cevap, D. 33. Berk, ailesinin tarihini öğrenmek için geçmişte kullanılan yazılı kaynaklardan yararlanacaktır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinden yararlanabilir? A. Kıyafet. B. Diploma. C. Radyo. D. Fotoğraf albümü. Cevap, B. 34. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan eşyalardan biri değildir? Cevap, D. 35. Geçmişte ülkemizde çocuk oyunları çoğunlukla evin dışında, bahçede veya boş bir alanda oynanmaktaydı, günümüzde ise çocuklar yalnızca evlerinde oynar hale gelmiştir. Bu metinde oyunlarla ilgili hangi değişimden söz edilmiştir? A. Oyunların isimleri. B. Oyunlardaki kişi sayısı. C. Oynandığı mekanlar. D. Oynanma süresi. Cevap, C. 36. Sosyal Bilgiler Öğretmeni öğrencilerinden Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi kahramanının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Erzurum ve Erzincan çevresinde anne ve babası ölmüş 2000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat edinmiştir. Doğu Anadolu'ya giren Ermenileri bugünkü doğu sınırımızın ötesine atmıştır. Öğrencilerin hakkında bilgi verdiği milli mücadele kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazım Karabekir. B. İsmet İnönü. C. Ali Sahip Bey. D. Şahin Bey. Cevap, A. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 180 SYF 37. Camiler, kervansaraylar, köprüler ve medreseler milli kültürümüzü yansıtan öğelerdendir. Yukarıda verilen örnekler hangi kültürel unsurumuza aittir? A. El sanatları. B. Halk oyunları. C. Gelenek ve görenekler. D. Mimari yapılar. Cevap, D.
38. aile tarihimiz hakkında araştırma yaparken sözlü, yazılı, görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden yararlanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yararlanabileceğimiz yazılı kaynaklardan biridir? A. Radyo. B. Fotoğraf. C. Mektup. D. Köstekli saat. Cevap C. 39. aşağıdaki tabloda milli mücadele döneminde Batı cephesinde yapılan savaşlar ve sonuçları verilmiştir. Verilen savaşlardan hangisinin sonucu geçici olarak olumsuz bir durum oluşturmuştur? A. İnönü Savaşları. B. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri. C. Sakarya Savaşı. D. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Cevap B. 40. Kurtuluş Savaşı döneminde, Ankara hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gümrü Antlaşması. B. Montrose Ateşkes Antlaşması. C. Ankara Antlaşması. D. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Cevap A. 41. oyun, iki takım arasında bir top ve avuç içi büyüklüğündeki yassı kiremit parçalarıyla oynanır. Kiremit parçaları üst üste dizilir. Atışı yapacak takımın oyuncularından biri elindeki topu 4-5 metre uzağa dizilmiş kiremitlere doğru yuvarlar. Hakkında bilgi verilen geleneksel çocuk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir? A. Saklambaç. B. Aşık oyunu. C. Dalye. D. Topaç çevirme. Cevap C. 42. Atılgancı hareketlerinden dolayı tayyar, uçan, unvanı verilen milli mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Ali Sait Bey. B. Rahmiye Hanım. C. Nene Hatun. D. Şahin Bey. Cevap B. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. ünite sayfa 181 SYF 43 Mustafa Kemal, aşağıdakilerin hangisinde kazandığı başarılardan dolayı halk tarafından Anafartalar kahramanı olarak tanınmıştır? A. Sakarya Savaşı. B. 1. İnönü Muharebesi. C. Kütahya-Eskişehir Savaşları. D. Çanakkale Cephesi. Cevap D. 44. aile öğretmen, öğrencilerinden sözlü tarih çalışması yapmalarını istemiştir. Buna göre, öğrencilerin sözlü tarih çalışmasında ilk yapmaları gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Görüşmenin yeri ve zamanın belirlenmesi. B. Görüşme yapılacak kişinin belirlenmesi. C. Görüşme kayıtlarının yazılı hale getirilmesi. D. Sorulacak soruların belirlenmesi. Cevap B. 45. Milli Mücadele döneminde Güney Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşılmıştır? A. Almanlar. B. İngilizler. C. Fransızlar. D. Yunanlılar. Cevap C. 46. Murat, aile tarihi oluşturma konusundaki ödevini yaparken, dedesi ve babaannesiyle görüşmeler yapmıştır. Onların verdiği bilgilerden yararlanarak ödevini tamamlamıştır. Buna göre Murat, aile tarihini oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? A. Yazılı kaynakları. B. Sözlü tarih yöntemini. C. Görsel kaynakları. D. Tarihi eserleri. Cevap B. 47. Fransızlar, Anadolu'nun güneyinde tutunamayacaklarını anlayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle bu antlaşmayı imzalayıp Adana ve Antep'ten çekildiler. Hakkında bilgi verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Ankara Antlaşması. B. Gümrü Antlaşması. C. Montrose Ateşkes Antlaşması. D. Lozan Barış Antlaşması. Cevap A. 48. Dedemler çocukken saklambaç oyununa karabünü derlermiş. Ahmet bu ifadesinde oyunlarla ilgili hangi değişimden söz etmiştir? A. Oyundaki kişi sayısı. B. Oyunun ismi. C. Oynama süresi. D. Oynanan mekanlar. Cevap B. SYF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları. 2. ünite sayfa 182 SYF 49. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmiştir? A. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. Başkomutanlık Meydan Muharebesi.
C. İnönü Savaşları. D. Sakarya Meydan Savaşı. Cevap D. 50. Düzenli ordu kurulana kadar Menderes ve yöresinde Kuvayi Milliye Komutanlığı yaptı. Aydın'da ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurarak silahlı mücadeleyi başlattı. Hakkında bilgi verilen milli mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Yörük Ali Efe. B. Albay İsmet Bey. C. Ali Fuat Paşa. D. Haşan Tahsin. Cevap A. 51. Misafirlere kahve ikram etmek, bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek, hastaları ziyaret etmek milli kültürümüzü yansıtan öğelerdendir. Verilen örnekler hangi kültürel unsurumuza aittir? A. El sanatları. B. Mimari yapılar. C. Gelenek ve görenekler. D. Halk oyunları. Cevap C. 52. Büyük taarruzun planlarının hazırlanması ve başarıyla uygulanmasında rol oynamıştır. Mustafa Kemal'in teklifiyle rütbesi mareşalliğe yükseltilmiştir. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet Paşa. B. Fevzi Paşa. C. Kazım Karabekir. D. Haşan Tahsin. Cevap B. 53. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını ve kendini savunma hakkım kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Mudanya Ateşkes Antlaşması. B. Ankara Antlaşması. C. Gümrü Antlaşması. D. Mondros Ateşkes Antlaşması. Cevap D. 54. verilen görsel aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaz? A. Milli Birlik ve Beraberliğe. B. Adaletli Olmaya. C. Vatanseverliğe. D. Fedakarlığa. Cevap B. 4. sınıf çalışma soruları Sosyal Bilgiler 2. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.